Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42 ekranlarından yepyeni bir Erkan Soruyor, Az Fora Kazandırıyor bölümünden sizlere bu akşamda merhabalar diliyoruz efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Kanal 42 ekranlarındayız efendim. Yine aynı saatte sizler iftar sofralarındayken efendim, yine Ramazan coşkusunu sizlere aktarma adına bizler sizlerle buluşmaya devam ediyoruz efendim. Döndük dolaştık efendim. Az Fora Gros'tan şöyle bir çıktık. Rotayı nereye çevirdik? Bosna Hersek şubemize çıkıp geldik efendim. İftara yine sayılı saatler kaldı. Bosna Hersek şubesinde bulunan görkemli mağazamız yine Konyalı hemşehrilerimizin akınına uğramış durumda efendim. Balık tezgahının önünde de bizler de şöyle bir açılışı yapalım istedik. Maşallah mağazamız kıpır kıpır efendim. Bugün oldukça bereketli. Biz de bu hareketliliğin tam ortasına düşeceğiz efendim. Yine heybeden sorularımız çıkacak. Acaba bu sorular kimlerle buluşacak? Alışveriş çeklerinin sahibi kimler olacak efendim? Merakla bekliyoruz. Daha fazla beklemeyelim ve sizleri de bekletmeyelim efendim. Erkan Soruyor, Az Fora Kazandırıyor, Bosna Hersek şubesinde sizler için çekimlerine başlıyor. Erkan Soruyor, Az Fora Kazandırıyor Bosna Hersek şubemizde şu andan itibaren çekimlerine başlamış durumda efendim. Mağaza içerisinde gezintiye çıktık. Nasıl ama efendim Bosna Hersek şubemiz? Her yıl geliyoruz, her yıl farklı bir hareketlilik bizleri karşılıyor efendim. Günün hangi saati gelirsek gelelim, farklı bir güzellik bizleri bekliyor. Formatın dışına çıkmadan yine efendim ilk yarışmacımızla sizleri buluşturuyoruz. Kıymetli bir ailemiz çıkmış gelmiş Az Fora markete. Neden gelmişler, nasıl gelmişler, niye gelmişler, acaba akşam iftarlık mı alıp gelecekler? Niye bu kadar meraklandım bilmiyorum ama bizim işimiz merak, bizim işimiz soru, bizim işimiz muhabbet diyelim ve kıymetli ailemizi şöyle bir tanımaya başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Eyvallah, nasılsınız, iyiyiz? İyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Ramazan'ın manevi bereketi, maddi berekete bürünmüş. Allah Allah. Çok şükürler olsun. Uğraşıp gidiyoruz işte. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Neden şu an biraz daha fazla iyi olduk? Efendim genelde hani böyle sayılı saatler kala böyle biraz suratlar evet, hafif ekşir ya. Böyle biraz modlar düşer ya. Efendim yok, maşallah. Yok, bizde öyle bir şey enerji yok yani. Yerinde. Harika. Yani evet, orucun bilincindeyiz. Ne güzel. Huşuyu yakalamışız. Şükür, yüzler gülüyor. Daha ne olsun. Evet. Biraz daha yakından tanıyalım. Memleket neresidir? Tabii, normalde Konya Kadınan ilçesi doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır Bosna Hersek mahallesindeyiz. Kamu çalışanıyım. Kamuda çalışıyorum. Çocuğun bir iki ihtiyacı vardı. Hanımla dedik gel çıkalım onları giderelim. Nasip de siz var mısınız? Size denk geldik. Az Fora zaten ara ara uğradığımız bir yer. Takip de ediyoruz. İnşallah biz de ufak tefek bir şeyler alalım dedik. Eyvallah efendim. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi bir de yenge hanımı tanımak isteriz. Tanıyayım, bende bir huyu vardır. Yerel marketleri takip ederim. Çünkü genelden ziyade yerellere sahip çıkıp onları kalkındırmak lazım. Konya'nın markası, Konya'nın evlatları sahip çıkmak lazım. Yerli ürünler, yerli marka, aynen. Kesinlikle. Yenge Hanım, evet, siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim, teşekkür ederim. Allah iyiliğinizi artırsın. İsminizi evet, bağışlar mısınız? Habibe. Habibe Hanım, nasıllar böyle? İyilerdir inşallah. İyiyiz. Siz nasılsınız? İyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ramazan gelince illaki tamam beylerde fazla bir problem yok ama hanımlarda çift yönlü bir telaşı var. Bir yandan oruç, bir yandan hem evin işleri görülecek, hem akşam iftara efendim beylerin şöyle midesi bayram etmesi için hazırlıkları yapılacak ama sizde nasıl gidiyor durumlar? Bu yıl daha iyi. Yani her zaman susama geçen yıllara göre bu yıl daha iyiyiz. Buraya da evet, misafirlik az olduğu için daha iyi tabii. Kesinlikle. Ama önceki senelerde gelen giden Allah, çok olduğundan dolayı. Misafirler gittikten sonra sahura evet, kadar bulaşıklar devamdı değil mi yani? Evet, aynen devammış. Hanımlar biraz rahat bu sene. Vay be, şimdi hanımlar biraz daha rahat deyince ağabeyim galiba olayın evet, bayağı bir farkında. Nasıl, ev işlerinde yardım eder mi bazen? Hiç alakası yok. Girmez mi o toplara? Yok, etmiyor hiç. Ama ağabeyim de ben gündüz çalışıyorum diyor, doğru mu? Aynen, biz de gündüz tabii akşama kadar Ramazan'da. Evet. Ağzımız kapalı. Rabbim inşallah kabul etsin. Amin. Emek veriyoruz evimize ekmek için. Daha deminki biraz da espriydi. İnşallah pandemi süreci geçsin. Bu salgın hastalık bitsin de herkes evinde misafirlerini ağırlasın. Kesinlikle. Sofrasını paylaşsın. Allah'ın verdiği nimetleri bölüşsün. Böyle günleri yakın zamanda yaşayalım diye dua ediyoruz. Amin, amin. Evet. İnşallah şu güleç yüzlü ağabeyimin evet, duaları kabul olur. Amin. Şimdi heybemizden sorularımızı çıkartalım efendim. Sohbet güzel, sohbet evet, harika. Canı sıkılan varsa efendim Az Fora marketlere buyursun, çıksın gelsin. Bekliyorum. Saat kaç arasında efendim? 13 ile 17 saatleri arasında dedik ve soru zarflarımız gün yüzüne çıktı efendim. Ben kıymetli Habibe Hanım'a
renkleri seçtirmek istiyorum. Buyurun efendim. Acaba hangisi? Yeşil renkli soru zarfını aldım. Acaba kıymetli Habibe Hanım seçmiş olduğu soru zarfıyla kıymetli ağabeyimizi terletecek mi? Allah, sorular öylesine güzel, öylesine güzel ki tam iftarlar yapıldıktan sonra o soru zarfı seçilir mi diye sanki soracak gibisiniz mi? Eyvah eyvah eyvah. Sormazdınız değil mi? Sormayız. Eğer zor olursa kendisi cevap verecek zaten. Kolaysa ben cevap vereceğim, zorsa kendisi cevap abi, vereceğim. Abi bu işi gerçekten iyi, evet, biliyor. Kaç yıllık evliyiz efendim? 9'u bitirmek üzereyiz. Maşallah. Nice yıllar dileyelim. Bu arada 3 tane çocuğumuz var. Onlara da el sallayalım buradan izledikleri zaman. Onlara da o zaman buradan şöyle bir selam yollamış, evet, olalım yani illaki. Çocuklarımızı gönderelim. Evet, anne baba burada. Yavrular bakalım anne baba terleyecek mi? Terletebilecek miyiz? Mi? Bence bileceksiniz. Sıkıntı yok. Hadi gelsin hadi o zaman efendim. İlk sorumuz, ekran başındaki seyircilerimiz de hazırsa başlıyoruz efendim. Futbollarımız nasıl? Fena değil, orta. Allah, öyle bir yerden soru geliyor ki tam çalıştığın yerden, harika. Aşağıdakilerden hangisi? Konyaspor'un renklidir. Şıkları hiç saymayayım değil mi? Hiç sayma. Onu eğer bilemezsem burada değil bir mi? Daha Aspor'dan içeriye girmem zaten. Alalım efendim. Evet, renkleri. Yeşil beyaz. Peki ambleminde ne var? Çift başlı kartal var. Olay bu efendim. Emre'min... İlhan Palut, söyleyelim yani. Abi tam bir taraftarla denk geldik. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. Evet, nasılsınız, iyisiniz? İyi, siz ne yaparsınız? Bizler de ne yapalım işte, vakit geçiriyoruz abi. Aynı senin hesap bizde. Alışverişe, evet, mi geldin? Evet. Maşallah abim, bereketli olsun, daim olsun inşallah. Bir el salla şöyle sevdiklerine. Merhaba. Eyvallah efendim. Bizler yarışma faslına tekrar selamdan sonra devam ediyoruz. Abim benim, dön şöyle yüzün görünsün. Ha, harikasın. Ben devam edeyim mi abilerle yarışmaya? Git, devam et. Müsaade var. Var. Allah razı olsun. Çok iyisin. Gerçekten bu kıyanı hiç unutmayacağım. Şimdi efendim yeşil beyaz renklerini söyledi. Amblemine varıncaya kadar söyledi. Abim benim, yarışma yapalım değil mi? Yapalım. Harikasın. Müthişsin. Bir de bir yaptılar mı? Kesinlikle yaptılar efendim. Efendim ikinci soru geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Buyurun. Yenge Hanım, siz de hazırız. Hazır mısınız? Evet. Abi sen de hazır mısın? Hazırım. Ben de hazırım o zaman. Devam edeceğiz efendim. Sıkıntı yok. İkinci sorumuz şu anda ekranlarda. Abi memleket neresi? Kadın Hanım. Sen de hoş geldin. Tayinli pideyi yedik mi? Yedik. İftarda mı yedik? İftarda. Susadık mı? Susamadık. Şu an iyi gibisin. İyi. Allah iyilik versin. Efendim ikinci sorumuzu soruyorum. Konyaspor Türkiye Kupası'nı kaç yılında almıştır diyeyim. Şıkları vereyim mi? Evet. Şimdi kocaman zamanda aldık. Evet. Onu biliyoruz. Şıkları alayım, ona göre cevap vereyim. Hemen şıklar gelsin efendim. A şıkkında 2017 var, B şıkkında 2018 var, evet, C şıkkında 2019 var, D şıkkında 2020 var. 2018 olması lazım. 2018 mi? 2018. Yenge Hanım, futbollarımız nasıl? Benim hiç yok. Hiç yok değil mi? Yani 2018 dedi ama ne dersiniz? Ya biliyordur eşim. Evet, katılıyorum. Abi sen de katılıyor musun duruma? Katılıyorum. Sen fazla katılma abi. 2018 bana biraz şey gibi geldi böyle. Ne dersin? Sanki gibi. Aşağı mı yukarı gibi mi? Şöyle pazarlığa tutuşalım bence. Tutuşalım. Değil mi abim? Evet. Pazarlığa tutuşalım. O zaman 2019 diyelim. 2019 mu? Evet. Sanki 2019'da ne diyorsun abi? Çok mu yaklaştık? Yaklaştık. Tabii pazarlığa tutuştuk ya. Bir sünneti yerine getiriyoruz. Ama şimdi bana da ayar olmaz abi, biliyor musun? Evet. O zaman ben soruları tekrar sorayım. A şıkkı 2017, B şıkkı 2018, C şıkkı 2019, D şıkkı 2020. Acaba hangisi? 2019. 2000 hangi şıklar arasında kaldın? Şimdi ben 2017 arasında kaldım. Ben de. 2019 arasında kaldım. 2017 mi 2019 mi Yenge Hanım? Ben 2017 gibi ama. 17. 2017. Ortak kararımız mı efendim? Ortak kararımız 2017. Ortak kararımız 2017 dediler. Ailecek ne yaptılar efendim? Kararı verdiler. Acaba bir bakalım. 2017. Doğru mudur? Bakıyoruz. Abim benim. Abi manevi varlığını benden hiç eksik etmiyor. 2017 tabii ki doğru cevap efendim. Harika. Maşallah. 2'de 2. Gayet güzel. Üçüncü soruya geldiğimizde Emre, maşallah güzel sorular hazırlamışsın değerli kardeşim benim. Konyaspor'dan gidiyoruz. Evet, tam çalıştığın yerden, bildiğin yerden. Evet, çalıştık bildik ama bilemediklerimiz de olacak illa ki. Pandemiden önce gidiyor muyduk maçlara? Maçlara bazen giderdim. Özellikle benim biraderim hastası. Evet. O her hafta gider. Babam da çok sever. Ben arada bir giderdim, devamlı olmasa da. Ama Konyaspor'u yakından takip ediyoruz. Kendi takımımız olduğu için. Başka da takım tutmam zaten. Eyvallah. Harikasın, evet, abim benim. O zaman geliyor efendim üçüncü sorumuz. Hangi isim Konyaspor'da teknik direktörlük yapmamıştır? Bu kolay diye düşünüyorum. Hangi isim? Evet. Konyaspor'da teknik direktörlük yapmamıştır diye soruyoruz efendim. Evet. Şıklar geliyor. Evet. A şıkkı Hüsnü
Özkara. Yapmıştır. B şıkkı Mustafa Raşit Akçay. İki kim o, yapmadı mı? Yapmadı. Mustafa Raşit Akçay yapmamıştır, evet. Amcam böyle var ya, hani insanın sağında solunda melekler olurmuş ya, bir o taraftan bir bu taraftan, hangisine yetişeceğimi şaşırmış durumdayım şu anda. C şıkkında Bülent Uygun var. Tamam. 3 şık mı var? Bir daha var. D şıkkında Rıza Çalınbay var. Evet. Şimdi Bülent Uygun yaptı. Raşit Akçay orada gittim geldim. Hüsnü Özkara kesinlikle yaptı. Rıza tabii Rıza da yaptı. Raşit Akçay yapmamıştır. Şimdi sorumuzu tekrar soruyorum. Evet. Abimi çok sevdim. Kazandırmak istiyorum. Abiler hoş geldiniz sizler de. Üçüncü sorumuz şu şekildeydi. Hangi isim Konyaspor'da teknik direktörlük yapmamıştır diye sorduk. A şıkkı Hüsnü Özkara. Yapmıştır. B şıkkı Mustafa Raşit Akçay. Yapmamıştır. C şıkkı Bülent Uygun. Yapmıştır. D şıkkı Rıza Çalınbay. İşte o benim kafamı biraz karıştırdı. Az daha karıştırayım mı? Karıştıralım. Karıştırmak benim işim. Vallahi var ya, televizyoncu olmasaydım galiba var ya, güzel bir ahçı olurdum. Çok evet, iyi karıştırıyorum yani, sıkıntı yok. Evet. Gel sana şöyle bir güzellik yapalım. Bülent Uygun mu, Rıza Çalınbay mı? Rıza Çalınbay kesinlikle. Rıza Çalınbay yapmamış evet, mı? Yapmamıştır. Kurban olduğum abim benim. Bak evet, kaşım gözüm ayrı oynuyor. Bana dikkatli bir bak şöyle istiyorsan. Sanki Bülent Uygun mu, sanki Rıza Çalınbay mı? Acaba hangisi? Teknik direktörlük yapmamıştır, yapmamış, öyle mi? Yapmamıştır. Bülent Uygun kısa dönem yaptı diye hatırlıyorum ben, geldi. Yapmamıştır. Tamam, Bülent Uygun diyelim. Bülent Uygun mu? Evet, Bülent Uygun. Ben hiç müdahil olmadım, karışmadım. Kendi hür iradesiyle bu kararı verdim efendim. Verdim efendim. Verdi. Siz de şahitsiniz efendim. Şahitsiniz. Aynen, şahitsiniz. Tekrarlayalım, Bülent Uygun diyoruz. Ne güzel bir şebeke olduk böyle. Evet, tekrarlıyoruz efendim. Bülent Uygun oldu. Evet. Üçte üç yapacaklar mı acaba? Benim ilham veren dedem nerede? Burada. Gel arada bir göster kendini. Tamam. Dedem hala burada. Sıkıntı yok. Şimdi Bülent Uygun üçüncü sorunun cevabı olarak doğru mudur? Tabii ki yeşiller yandı abi ekranda. Doğrudur. Üçte üç. Sen daha önce neredeydin dayım benim? Dördüncü soruya geldik. Şimdi dördüncü soruya geldik de dördüncü soruda şöyle bir durum var efendim. Ya alışveriş çekleri evet, ya da teselli hediyesi. Tamam. Gönül ister alışveriş çeklerini verip sizi yollamak. Nasip artık. Nasipte ne varsa o. Bu bir yarışma. Yani bu işte teselli olmak da var. Belki bir ödül kazanmakta. Hangisi olursa mühim olan bu röportajın içinde bulunup eyvallah, bu ortamı yaşamak, bu ambiyansı yaşamak. Gerisi harikasın, önemli değil yani. Olay bu işte. Evet. Kadınanın neresindeydik efendim? Merkez. Kadınanın? Turgutlu Merkez Mahallesi, evet. Turgutlu Mahallesi. Var mı orada eş, dost? Var tabii. Akrabalarımız, halalarımız, amcalarımız, büyüklerimiz hep oradalar. Onlara da en son tabii, en son selam söyleyeceğim, hepsine ileteceğim. Aynen efendim. Müsaadenle. Tabii ki efendim. Ne demek? Oo, kadınanlar derneği kurabiliriz. Solumda kadınanlı, yanımda kadınanlı, karşımda kadınanlı. Nerede bizim tahinli fideler demişler. Dördüncü soru şu anda ekranlarda efendim. Konyaspor UEFA Avrupa Kupası'na kaç kez katılmıştır diye sorduk. Evet. Hiç heyecanlanmıyoruz son soruda. Soru tekrar geliyor. Tamam. Konyaspor UEFA Avrupa Kupası'na kaç kez katılmıştır diye sorduk. Evet. A şıkkında 1'i, B şıkkında 2'i, C şıkkında 3'ü, D şıkkında 4'ü. 1 defa mı, 2 defa mı, 3 defa mı, 4 defa mı katılmıştır dedim. Kendi haline bıraktım. İstersen istihareye yat. Vaktimiz var. Bayrama evet, kadar bekleriz. Hiç problem yok. Kendi halinde düşünsünler ben efendim. Cevabı vereyim. Hangisi? Bu cevabı da vermezsek olmaz. 1 defa katılmıştır. Yani abim benim. Kupasına bir defa katılmış. Bir defa katılmıştır evet. Hiç problem yok efendim. Çekim yapıyoruz. Gayet normaldir. Şimdi genelde ani kararlar verir miyiz? Düşünürüz ama biraz. Benim şimdi de düşünelim. Hatırımda öyle kalmış. Acelemiz nedir efendim? Bence şimdi de düşünelim. Doğru mu? Tamam, düşünelim. Yani, doğrudur. 10 düşünelim, 1 konuşalım. 100 düşünelim, 1 adım atalım. Doğru mu Emreciğim? Evet. Hız her zaman için felakettir diye boşuna söylememiş söyleyenler illaki. Evde de böyle ani kararlar verir mi? Ara ara veriyor. Nasıl böyle arada bir şartel atma durumları oluyor mu efendim? Evet, çocuklara dayanamıyor. Vah, işte o yüzden cennet anaların ayakları altında. Aynen öyle. Evet. Olay bu. Annelerin, kesinlikle annelerin, ablaların kıymetini biliyoruz. Onlar olmadan vallahi laf aramızda ama çorabın bir tekini dahi bulamayız. Evet, bulamayız. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Onlar bizim başımızın tacı. Allah eksiklerini göstermesin. Amin dedik ve evet, düşünmen için yine seni kendi haline bıraktık. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acaba UEFA Kupası'na kaç kez katılmıştır? Sen düşünürken kadın anadayım geleli. Kadın anadan ne zaman geldin? Ben 2006'da geldim de gidip geliyordum. Gidip geliyorsun. Evet. Bizden de selam söyle olur mu? Aleykümselam. Eyvallah dayım benim. Evet, ne yaptık?
Hadi senin ayağın alışsın. Şöyle bir bakalım. Ne yapalım Emre? %50 yapalım mı? Yapalım hadi bakalım. Acaba 2 mi? 4 mü? Hadi kendin verdin 4 mü? Hadi bakalım. 2 mi 4 mü? 2 midir 4 müdür? 2 midir 4 mü? Yani buradan sonra da zaten şey yapma. 4 sefer olsa çok duyardık. Zaten benim de 1 ile 2 arasında çok gittim geldim. Cevabım 2. Şimdi 4 defa olsaydı çok mu duyardık? Çok duyardık. Belki sessiz bir katılım sağladılar. Ya, olamaz mı? Olabilir. Kendi aramızda yapabiliriz. Veya eski zamanda da olabilir. Bizim yaşımızda tabii o zamanlara yetmiyor olabilir. Çünkü Konyaspor köklü bir kuruluş. Kesinlikle. Mazisi olan bir kuruluş. Müstakbelinin de olacağına gönülden inandığımız bir kuruluş. Ama ben 2 olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Siz 2 olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Kıymetli kadın hanlı ağabeyim benim. Son soruya kadar geldi. Gayet güzel bir yarışma çıkartıyordu. Sohbeti harikaydı. Hafif şartillerinin atışıyla kendisini tanır olduk. Atmıyorum mu şu an için? Problem yok. Çocuklara fazla dayanamıyor efendim. Onu da öğrenmiş olduk. Dayanıyorum. Evet. Dayanıyor muyuz? Dayanırım. Dayanıyor. Kesinlikle basının abartması. Şu an dayanıyor yani. Problem yok. Polemik çıkartmıyoruz. Ama tavrınla bizi birbirimize düşürme yani. Kesinlikle. Allah'ım aranıza amin. Muhabbet şeytanı biraz sokmasın. Amin inşallah. Böyle de güzel dualar edip toparlarız da yani efendim. 2 midir 4 müdür? Şimdi o kadar arada kaldım ki yani. Evet abi. Serinletiyoruz. Abim. Emektar abim benim. Ne güzel. Balıkçı abimi de çek Emre birazdan. Evet. 4 diyoruz bitiriyoruz. 4 diyoruz bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Bak 4 dersen sanki gerçekten biter gibi. O zaman 2 dedim ona da olmadı. Hadi fazla hanım, sıkıştırmayacağım bu sefer. 2 evet. Midir 4 müdür? 2'dir. Hanımla istişaremiz, orta kararımız. 2 diyoruz değil mi? 2 diyoruz. Efendim şöyle bir bakıp. Hanımla dönmüyoruz kararımıza. 2 diyoruz. 2 sefer katılmıştır diyoruz. 2 sefer katılmıştır dediler. Halbuki o kadar laf salatası yaptım. Halbuki o kadar bekletmeye çalıştım. Ve halbuki kaşımla gözümle çeşitli kopyalar vermeye çalıştım. Benim kadınla ağabeyim tuttu 2 dedi. Ne oldu şimdi? Ne olduğunu göreceğiz birazdan. Dedik ama işte hız felakettir diye. Kazandınız efendim, sıkıntı yok. Kazandınız, hiç problem yok. Gelsin hemen alışveriş çeklerimiz. Evet. Efendim 200 liralık alışveriş çekinin sahibi oldular. Sizler de kazanabilirsiniz. Evet. Yenge hanıma takdim etmek tabii istiyorum. Hanıma verelim yani. Abim kadar. Ayaklarına sağlık. Evet. Çok güzel bir yarışma çıkarttın. Seni tanımak gerçekten güzeldi. O güzellik tamam. Ekibin, o güzellik tamam. Buradaki ortamın. Yani müsaadeniz olsa tabii bir kelam ben de etmek tabii, isterim. Evet. Ekran sizde. Şimdi ben yıllardır tabii bu programları seyrediyorum. Özellikle Ramazan ayındaki emeğiniz, bu samimiyetiniz, bu muhabbetiniz gerçekten çok güzel. Çok güzel. Hem Konyalılara bir mesaj, hem Konya üzerinden Türkiye'ye bir mesaj. Burada amaç çek kazanmak ya da belli hediyeler kazanmak değil. Hem yerel markalarımızı ne kadar değerli ön plana çıkarmak, hem de bununla beraber Ramazan'ın atmosferini, ambiyansını, o kucaklayıcı manevi duygularını herkese yaşatabilmek, yansıtabilmek. Buna vesile olduğunuz için Asfora'ya, Kanal 42'ye, özellikle Erkan kardeşim sana, kameramana, ekibe, herkese ben teşekkür ediyorum. Abi ağzın bir de bal yesin. Bir de diyorum ki kadın hanlıyız. Kadın hanındaki tüm akrabalarıma, amcama, halalarıma, oradaki büyüklerime, Konya'daki teyzeme, akrabalarıma, büyüklerime, anneme, babama, buradaki arkadaşlarıma, çevreme ve bir de ben Altınova Tarım İşletmesi'nde çalışıyorum. Oradaki tüm ekip arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma ve gönülden sevdiğim herkese saygılar, sevgiler, şükranlar sunuyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bir selam da yenge hanımdan evet. Alalım. Ulusa seslendim maşallah seninki. Bir de senden şu Beyşehirli mi? Evet. Allah bir evet. Selam da senden alalım Beyşehir'e. Hadi bakalım. Anne bebe babama, kardeşlerime, bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimizin orucu kabul olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Size de teşekkür ederiz. Bir de diyorlar ki bayanlar evet. Çok konuşuyor. Efendim alakası yok. Biz erkekler bence daha çok konuşuyoruz. Evet. Doğru mu abim benim? Benim hanım az konuşur, öz konuşur. İşte Rabbim ayarlıyor efendim. Sıkıntı yok. Sıkıntı o zaman yok. Bir el sallayalım. Ne yapalım? Evet. Tükeni kapatalım. İkinci yarışmacı için devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz, kıymetli ailemizi uğurladık efendim. Yine şöyle mağaza içerisinde kısa bir gezintiye çıktık. Daha sonra soloğu yine yarışmanın tam ortasında aldık. Yine kıymetli bir ailemizle sizlerle beraberiz efendim. Şöyle kayda girmeden önce Emre biraz gülüyorduk efendim. Emre bizi uğraştırıyor. Az iki ileri bir geri mehterana çevirdi bugün bizi şöyle bir. Emre şu an burası iyi mi? Bak yorma ailemizi, yorma beni. Orucuz efendim.
Emreciğim tamam mı? Bir daha yarmadım ileri falan derse gitmeyelim abi. Tamam. Olur mu? Anlaştık. Olur. Tamam. O zaman biz tanışma faslına geçiyoruz Emre. Ağabeyim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim abi. Teşekkür ediyorum. Ailemizi de bir tanımak isteriz. Hanım kız senin isim nedir? Sevim. Sevim. Yengem? Songül. Songül ablam da sen de hoş geldin. İnşallah şöyle aile reisine tekrar dönelim. Memleket neresidir efendim? Memleket Kadınan. Pusat köyü. Allah bugün ilk yarışmacımız da Kadınanlıydı. Köy neresi? Pusat. Pusat. Evet. Nereye, kaç kilometre uzaklıkta Kadınan? 12 kilometre. Yakınmış yakınız, böyle. Evet. Eyvallah efendim, yengem de mi Kadınanlıdır? Evet, aynı. Ama başka aynı, köylü. Başka köyde. Aynı. Köyde mi evlendik, burada mı evlendik? Köyde evlendik. Köyde evlendik. Allah buraya şimdi köy düğünü olacaktı var ya, böyle katılacaktık böyle yüksek yüksek tepelere, evet. çıkıp inmeyecektik, orada kalacaktık. Yani yıllardır çıkan inin attı hesabı yok zaten. Şimdi ne işle meşgulüz? Ben sanayide çalışıyorum. Görevi nedir efendim? Tornaç. Tornaç. CNC falan. CNC. Abi zor değil mi ya? Valla sanayi ortamı zor da çalışmak zor. Şimdi zorundayız. Akşama kadar illaki böyle gürültü, patırtı, demir sesi, aynen. böyle makinelerin sesi bir aynen. taraftan. Kaç saat çalışıyoruz? 8 saat tamamlıyoruz. Sabah 8, akşam 6.30. Mesai dediklerinde kaldığımız an oluyor mu? Oluyor. İllaki kafa böyle turşu oluyor mu? Aynen. Kaç yavrumuz var? Benim 3 tane çocuğum var. Maşallah. Allah'ım acılarını göstermesin cümlemiz. İnşallah. Baba olmak zor değil mi? Efendim? Aynen. Yani ben baba değilim ama yani zordur yani, illaki biz de Allah nasip ederse olacağız inşallah. Nasıl, yavrular üzmüyor değil mi, anlaşıyoruz? Yok, iyi Allah'a şükür hepsi. Yenge hanım Ramazan'da iyi bakıyor mu? İyi bak. Şöyle sanki yenge hanım iyi bakıyor da yenge sanki biraz yani inkar edenlerden gibi, ne diyorsun? Ya biraz kendisi hani rahatsız ya, ondan dolayı. Ah, ondan dolayı. Evet, kendisi rahatsız. O zaman rahatsız. Ne yapacağız efendim, şöyle bir ya Şafii diyeceğiz değil aynen. mi? Dua edeceğiz. Aynen. Oruç ağza şöyle inşallah dualarımız da kabul olacak. Ablam gel. Benim kıymetli ablam, bir gel el salla hemen. Bir el salla hemen şöyle. Bu kıymetli ablam onlu mamullerde her yıl geliyoruz. Her yıl bize böyle evladı gibi sahip çıkar. Ablam benim, tekrar hoş bulduk. Allah'ım. İyi ki varsın. Kolay gelsin diyelim. O zaman yarışma faslına şöyle bir geçelim. Acaba heybeden nasıl bir soru çıkacak? Efendim Asfor ailesi olarak şöyle alışverişleri bedavaya denk getirmek istiyoruz. Soru zarfları efendim gün yüzüne çıktı. Yenge hanıma seçtirmeyin. Bu sefer değişiklik yapalım. Yavruya seçtirelim. Hanım kız seç bakalım hadi. Seç bakalım bir tanesini. Hoppala. Allah Allah. Mavi renkli soru zarfını seçti. Hemen değerli yönetmenim Belgin Hanım'a takdim edeyim. Mavi renkli soru zarfında az önceki kıymetli yarışmacımız futbolla alakalı sorulara cevap vermişti. Sizin soru zarfınız dini soru zarfı. El birliğiyle ne yapacağız? İmece usulü sorulara cevap vereceğiz. İtinayla kopya çekeceğiz. Bu programda kopya serbest. Hemen hemşerilerimize dön şöyle Emreciğim. Hemşerilerimize dön Emreciğim. Onları da şöyle görüntüle. Kıymetli hemşerilerimiz de hoş gelmişler, sefalar gelmişler. Emreciğim tekrar dön bize. Arayı soğutma Emreciğim. Buradayız. Seni bekliyoruz. O zaman ne yapalım efendim? Mavi renkli soru zarfı da seçildiyse ilk sorumuz şu anda ekranlara gelsin. Kıymetli Kadınanlı ailemizle buluşsun efendim. İlk sorumuz şu anda ekranlarda. Dini renkli, dini soru zarfımız. Beni de şaşırttın Emre. Peygamber Efendimiz'e ilk iman etme şerefine ulaşmış hanım sahabe kimdir diye sorumuzu yönelttik. Soruyu hatta tekrarlamakta fayda var efendim. Peygamber Efendimiz'e ilk iman etme şerefine ulaşmış hanım sahabe kimdir dedim. Abim şöyle mazide yolculuğa başladı. Acaba kimdi? Acaba kimdi? Hanım kız, yengem. Hazreti Hatice olabilir mi? Hazreti Hatice cevabı geldi yengemden. Cepte kalsın. Hanım kız sen ne diyorsun? Hazreti Hatice diyeyim. Hazreti Hatice diyorsun. Gittik mi Kur'an kursuna filan? Evet. Maşallah. Okuyor muyuz kız? Hı hı. İşte yani böyle yavrularımızı görünce ben bilmediğim için kendimden utanıyorum. Ağabeyim senin de durumlar nasıl? Hangi cevap? Ben Hazreti Ayşe diyeceğim ama. Hazreti Ayşe mi diyeceğim? Ayşe diyeceğim. Abi sen bizimle deal'sın. Sen hiç girme olaya. Ben hanımlarla devam edeceğim. Hazreti Hatice mi dedik efendim? Evet. Hazreti Hatice ilk sorudan terletmiyoruz. Tabii ki efendim doğru cevap. Hanımlar yine iş başında. Efendim gelsin mi? İkinci sorumuz, müsaitiz değil mi? Müsaitiz. Akşam yemekler hazır mı? İnşallah yapacağım. Ne yapacağız ablam? Ya bugün çocuklar pizza istedi. Allah Allah. Evet. Bak pizza öyle mi? Evet. Şöyle alta bir telefon numarası versek evlere servis de var mı ablam? Olabilir. Ablam benim, nasıl, lezzetli midir pizzası? Çok güzel. Çok güzel yaparım. Neyle yapacaksın ablam? Sucuk, salam, kaşar, evet. zeytin, Allah Allah. Kırmızı, yeşil Allah biber, Allah. Mantar aldık. Allah Allah. Onlarla yapıyor. Abla dur tamam, bana bir fenalık geldi. Maskeyi çıkartayım şöyle bir nefes alayım. Tekrar devam edeyim ben. Ablam benim, bir de bir yaptık. Pizzanın da tarifini aldık ama tadına bakamadık. Evet, 2'de 2 yapacaklar mı acaba? İkinci soru geliyor efendim ekranlarda. Peygamber Efendimiz'i her zaman doğrulayıp onayladığı için Sıddık lakabı verilen sahabi aşağıdakilerden
hangisidir diye sorduk. Masum bir niyetle sorduk. Gerçekten masum bir niyetle sorduk. Doğru mu Emre'm? A şıkkında da Hazreti Ali'yi verdik. B şıkkında Musab bin Umeyr'i verdik. C şıkkında Zeyd bin Harise'yi verdik. D şıkkında Hazreti Ebu Bekir'i verdik. Abim benim. Ben Hazreti Ebu Bekir diyeyim. Sen bu sefer Hazreti Ebu Bekir dedin. Dedim. Yengem ne dedi? Bence de Hazreti Ebu Bekir. Sence ne kız? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir dedi. Dedi de geçelim. Buyur teyzeciğim, buyur lütfen. Yolu kapattığımız için şu an kendimden utanmış durumdayım. Efendim ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz sizler de. Dayım benim, saygılar. Ebu Bekir cevabı doğru mudur efendim? Hazreti Ömer hangi lakabıyla biliniyordu efendim? Hazreti Ömer. Adalet. Adaletli. Değil mi? Evet. Hazreti Ebu Bekir de sadıklığıyla diyorsun. Öyle mi abim benim? Evet. Maşallah abim benim. 2'de 2 yapıyor mu Belgin Hanım? Kesinlikle yapıyor. Maşallahı var. O zaman 3. sorumuz bir gelsin bakalım şöyle efendim. Ekranlarda izleyicilerimizle ve kıymetli yarışmacımızla buluşsun. Gayet güzel gidiyoruz. Nazara mahal yok. Ani kararlar vermiyoruz. Akşam pizzayı ağız tadıyla yiyoruz efendim. Tamam mı? Anlaştık. 3. sorumuz şu şekilde. Peygamber Efendimizin sohbetlerinde bulunan dost ve arkadaşlarına ne denir? Soruyu tekrarlıyorum. Peygamber Efendimizin sohbetlerinde bulunan dost ve arkadaşlarına ne denir diye sorduk. A şıkkında halifeyi verdik. B şıkkında tabiini verdik. C şıkkında sahabeyi verdik. D şıkkında muhaciri verdik. Sahabi. Sahabe midir efendim? Evet. Hanım kız sen ne diyorsun? Sahabe. Babaya katılıyoruz. Evet. Yenge hanım siz ne diyorsunuz? Sahabe diyorum ben de. Efendim oy birliğiyle üçü de sahabe dedi. Böyle bir aile dayanışması şu an için görülmedi. 3'te 3 yapıyorlar mı Belgin Hanım? Tabii ki yapıyorlar. Emreciğim nasıl ama maşallahı var. Şimdi 4. soruya geldik. Ya alışveriş çekleri ya teselli hediyeleri. Hangisi sence? Vallahi hiçbir olmasa da olur. Sadece sohbet yetiyor diyorsun yeter. Değil mi? Yeter. Maşallah. Ağabeyimin gönlü öylesine zengin ki ama Asfor ailesi olarak kazandıracağız efendim. Kazandıracağız. 4. sorumuz şu anda ekranlarda. Mavi renkli soru zarfını seçti. Seçmiş olduğu sorular dini sorular çıktı ve 4. soruya kadar geldi. 4. soruda da 4'te 4 yapacak. İnşallah şöyle akşam pizzayı ağız tadıyla yiyecekler efendim. Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlar için önceliklidir diye sorduk. A şıkkı namaz kılmak dedik. B şıkkı Allah'ı bilip ona inanmak dedik. C şıkkı oruç tutmak dedik. D şıkkı sadaka vermek dedik. Abim hoş geldiniz. Önce Allah'a iman edeceğiz. Sonra namazlarımızı, oruçlarımızı neyse tutacağız. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Bir çırpıda doğru cevabı verdi ama yenge hanım doğru mu söyledi? Doğru. Önce Allah'a inanmak. Hanım kız evet, ne diyor aile? Allah'a inanmak. İlk başta. Sen Allah'a inandıktan sonra her şey olur. Olay bu işte. Evet. Gel, şimdi nasıl yoralım? Nasıl ben de biraz daha terleteyim kıymetli ailemizi? 4'te 4 yaptılar. Alışveriş çeki hemen gelsin. Şöyle bir bakıyoruz ve 200 liralık alışveriş çekininde kıymetli ailemiz sahibi oluyor. Hanım kıza vereceğim. Hanım kız. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle sırayla bir artık Ramazan mesajı alalım. Dükkanı kapatalım. Bir Ramazan mesajı alalım efendim. Bütün Müslümanların Ramazan'ı hayırlı mübarek olsun. İnşallah şu virüs illetinden de kurtuluruz bu Ramazan vesilesiyle. Herkese sağlık, mutluluk, huzur. Eyvallah abim. Ağzına yüreğine sağlık. Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin. Hanım kız okul arkadaşlarına falan bir selam yolla hadi. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Dedi kaldı böyle. Hangi okula gidiyorsun? Ertuğrul Gazi. Hadi oraya selam yolla. Tamam hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hepinizi çok özledim. Evet. Sen git arkada da azalı olur mu? Bayağı duygulandım. Yenge hanım sizlerden bir selam alalım. Ekrana dönelim şöyle. Ben hadi herkesin Ramazan'ın mübarek olmasıyla geçmesini dilerim. Herkese hayırlı iftarlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz. Kıymetli bir ailemizi daha tanımanın, dost hanemize yazmanın. Efendim şöyle ne yapıyoruz? Tatlı heyecanını yaşıyoruz. Tatlı mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim ailemiz de 4'te 4 yaptı. Alışveriş çeklerini sahip oldu. Darısı bir sonraki yarışmacılarımıza diyelim ve bir el sallayalım kapatalım artık. Haydi bakalım. Evet sevgili izleyenlerimiz Erkan sordu. Asfora bugün de kazandırdı efendim. İki kıymetli ailemizi tanımanın mutluluğunu yaşadık bugün de efendim. Bosna Hersek şubesindeydik. Yarışmamıza katılan iki kıymetli hemşehrimiz yüzümüzü güldürdü. Darısı bir sonraki çekimlerdeki yarışmalarımıza katılan kıymetli hemşehrilerimize diyelim. Oldukça güzel bir gündü. Umarım siz de ekranlarınızın başında seyrederken şöyle keyif almışsınızdır efendim. Yıllardır Asfora marketlerde biz bu güzel geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Yarışmacılarımızı tanıyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz. Ramazan'a hoş hatıralar.
bırakmaya gayret gösteriyoruz. Bizler efendim saatler 13 ile 17 arasında Asfora'mızın farklı şubelerinde görebilirsiniz. Eğer ki vaktiniz varsa, eğer ki denk gelirsek efendim güzel bir yarışma yaparız ve Ramazan'a hoş bir hatıra bırakmış oluruz dedikten sonra. Bu güzel mağaza bugün efendim bizlere kapılarını açtı. Çalışanlarıyla, mağaza müdürleriyle hoş bir vakit geçirmemizi sağladı. Teşekkür faslı geliyor. Değerli mağaza müdürümüze ve o güler yüzlü tüm personelimize canı yürekten teşekkür ediyoruz. Daha sonra efendim kıymetli yönetmenimiz Belgin Hanım'a, kameraman arkadaşım Emre Çatalcam'a da canı yürekten teşekkür ediyorum. Bizden bugünlük de bu kadar efendim. Yarın saatleri yine aynı saati gösterdiğinde efendim Kanal 42 ekranlarında olacağız. Yarın görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.